Hamim ve Yasin ayetlerinin anlamı nedir? Bu ayetler tesbih edilir mi? Şimdi bunlarla ilgili daha önce anlatmıştım. Medine-i Münevvere'de emekli bir tefsir profesörüyle aramızda geçen bir konuşma vardı. İşte ayetler muhkem ve müteşabih diye ikiye ayrılır. Muhkem ayet hüküm ifade eden, müteşabih de ona benzeyen ve ondaki manayı açıklayan ayettir diye epeyce örnek verdikten sonra o da dedi ki peki hamim, elif lam mim bunlar ne olacak? Bunlar müteşabihtir dedi. Manası anlaşılmaz dedi. Ben de dedim ki bir de tefsir şeyi yazmış, ansiklopedisi yazmış. 4 ciltlikte tefsiri var. Dedim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kelimelerle ilgili hiç soru sorulmuş mu? Biliyor musunuz? Yok dedi. Sorulmamış. Peki bunların manası anlaşılmaz olsaydı o müşrikler peygamberi sıkıştırmak için bahane aramıyorlar mıydı? Gelip sormazlar mıydı? Sorarlardı. Peki dedim bu kelimeler Arapça bilmeyen insanların ilim sahasına atıldığı zaman problem olmaya başlamadı mı? Evet. Peki dedim çok sonra ortaya çıkan bir meseleyi sanki İslam'ın başında varmış gibi gösterme hakkını nereden elde ediyorsunuz deyince dedi ki canım bunların manası biliniyordu dedi. Neydi dedim? Bu dikkat çekmek için. Tamam işte o manayı versenize. Yani dikkat diye gibi insanların dikkatlerini toparlıyorsunuz. Ondan sonra mesajı veriyorsunuz. Dolayısıyla bu ayrıca zikir olur mu? Bundan bir mana anlaşılmadığı için zikir bir bilgiyi kafaya alıp onu tekrarlamaktır. Şimdi burada bir bilgi yok. Bir bilginin şeyi var, açılışı var. Yani bir ön hazırlığı var. Evet. Evet.